Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Diğer partta bacaklarını yapmıştık. Bu parttaysa gövdesini yapacağız. Etek kısmını, burasını komple kolları birleştirerek gövde kısmını yapacağız. Nilayamız. Bacaklarını hazırladık. Diğer partta kollarını hazırladık. Şimdi gövdesine geçelim. 7 sıra örmüştük. Krem renginden 3, 6, 7. Başladığım yer benim arkasıydı. Arkasına geldiğimde tam 7. sıramda oluyordu ama ben yan kısmında durdum. Şimdi tam böyle ayağın ön kısmı bana bakacak şekilde katlıyorum. Bu şekilde. Arasındayım tam. Bir tane zincir çekiyorum. Burayı da aynı şekilde şöyle katlayıp bacak arasına tam orta kısmından batıyorum. Şimdi devamında sık iğne örüyoruz. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. Burayı 3 tane ilmekte alacağım. Bir tane burada tam bu birleşim yerinde. Bir tane orta kısmına. Bir tane de tam bu bitim yerine batıyorum. 3 tane ilmek de aldım. Bu sıranın sonunda etrafının sayısı 30 tane sık iğne olacak. Sizinki burada 29 ise bir tane daha fazla batın ya da 31 oluyorsa bir tane eksik batın, ona göre ayarlayın. Ama benim gibi bu şekilde yaparsanız sanırım tam 30 tane ilmek olur buranın bacak bileşiminin sonunda. Bu şekilde bakın. Bacağımızı birleştirdik. Etrafın sayısı 30 tane. Artırma eksiltme yapmadan dönerek örüyoruz. 12. sıranın sonuna kadar şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. 12. sıranın sonuna geldim. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Buradan da 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Başladığım bacak arasına birleştirdiğim yer burası olduğu için bitiş yeri de burası oluyor. Zaten katlayınca da belli. O yüzden yandakine batıp iplik kaydırma. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi önce eteğini yapalım, sonra gövdeye devam edeceğiz. Şimdi pembe ipliğimizi aldık. İlmek oluşturuyorum. Bebeğimin arkasından batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar normal bu şekilde bu sıranın sonuna kadar pembe olarak öreceğim. Şimdi buraya kadar örelim. Sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve geri dönüyorum. Şimdi birleştirdiğime değil, onun yanındaki sık iğneye bir tane artırma yapacağım. Yalnız döndük bakın. Alırken bu sırada etek yapacağım için şurası bakın bu başak gibi olanların aşağı tarafı bakanları, yani dış tarafı bakanları etek olacak. Yukarı bakanlarla gövdeyi devam edeceğim. Burada da aynı şekilde yaptım. Tek parçada. O yüzden şöyle yapacağız. Döndük. Bakın ilmeğimizi yaptık. Geri döndük. Ve burada artık etek için artırma yapacağım. İlk sırada.
4 ö 1 artır yapacağım. Toplam 6 artırma 36 tane sık iğne olacak bu sıranın sonunda. Şimdi bu birleştirdiğim yere değil, onun da yanındaki sık iğneye artırmamı yapıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Alırken ilmeklerin sadece dıştan tarafı kanatlarını alıyorum. Artırmamı yaptım. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Dördüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Beşinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2 3 4 Altıncı artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 ve dördüncü ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu araya batalım. Sıra sonuna geliyorum. Çünkü artık devamını da dönerek öreceğim. Etrafın sayısı 36 tane. Beşinci, ikinci. Şimdi etrafın sayısı 36 tane ikinci sıranın sonunda. Üçüncü sırayı da 36 tane olarak örelim. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Etrafın sayısı 36 tane. Üçüncü sırayı artırma eksiltme yapmadan 36 olarak ördük. Dördüncü sırada 5 ö 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma yapacağız. Dördüncü sıranın sonunda 42 tane sık iğne olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. Bu arada isterseniz ilk başladığımız yere küçük bir iplik takabiliriz. Sıramızın hemen unutmamak için ben sayarak devam ediyorum. Genelde takmıyorum. Size belli olması için şu an taktım. Birinci artırmamı yaptım. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 İkinci artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Üçüncü artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Beşinci artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6. artırmamı yapıyorum. 5 tane ördüğümde başladığım yere geliyorum. 1 2 3 4 5 4. sıramın sonundayım. Etrafın sayısı 42 tane sık iğne. Başladığım yere geldim. 5. sırayı da 42 tane olarak örelim. 5. sıramın sonuna geldim. Yine 42 olarak ördük. 6. sırada 6 ör 1 artır yapacağız. 48 tane sık iğne olacak. 6. sıranın sonunda toplam 6 artırma yapacağız. 1. artırmamı yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 İkinci artırmamı yapıyorum. 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu şekilde
6 ve 1 artır olarak sıra sonuna gelelim. Sıra sonunuzda 48 tane sık iğnemiz olacak. 7. sıraya geçiyoruz. 7. sırayı da 48 tane olarak örelim. 7. sıramı tamamladım. 8. sıraya geçtim. Bu sırada 7 ör 1 artır, 7 ör 1 artır yapacağız. Toplam 6 artırma. Bu sıranın sonunda 54 tane sık iğne olacak. 1. artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 7 ör 1 artır olarak 6 artırma yapalım. Ve eteğimizdeki son sıraya geçiyoruz. Bu sırayı da artırma eksiltme yapmadan 54 olarak örelim. Yani 7. 8. sıranın sonunda 54 taneydi. 9. sırayı da 54 tane olarak örüp ipimizi kopartıyoruz. Ve 9. sıramın sonuna geldim. Yandakine batıp iplik kaydırma, 2 tane zincir yapıyorum. Sonra ipimizi keselim. Eteğimizin arka kısmına böyle düğüm yapalım. Sonra eteğimizi şöyle düzeltelim. Eteğimiz hazır, nilayımızın. Şimdi gövde kısmına geçelim. Şimdi yine pembe ipimizi aldık. İlmek oluşturuyoruz. Herhangi bir yerinden ben arka kısmındayım. Şu bunların hani tek kanatlarını almıştık ya, şimdi gövde için olan kısmı alacağız. Buradan bıraktığımız ilmekleri alıyoruz. Tane olacak bel çevresi. 4 5 6 sıra sonuna kadar yapalım. 11. Bakın ilmeklerim zaten belli, burada bırakmıştık. Sekiz oldu. Şöyle bir tane batalım. 29. Şurasıyla 30 tane oldu. Ve başladığım sık iğnenin orta kısmından batıyorum. Devamında artık etrafında ilmek sayısı 30 tane. Devamında artık dönerek öreceğim. 5 sıra yapacağım şimdi bunun üzerine. Bu birinci sıramda. Üzerine 4 sıra daha yapalım. Artırma eksiltme yapmadan dönerek örüyoruz. Şimdi 5 sıra boyunca ördüm. Birleştirdikten sonra böyle saydığımızda 13. sıranın sonundayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Şimdi 14. sırayı FLO yapacağız. Yani bu başak gibi görünenlerin bu dıştan biz benden taraflarını alacağım. Bu da bakın sonrasında da içten alacağım. Böylelikle sanki kıyafetin, tulum kıyafetin üzerine giymiş gibi duracak. Bunların benden taraflarını alıyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sadece bu sırada. Bakın hepsini öyle yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım.
Sonuna geldim. Yandakine batıp iplik kaydırma, 2 tane zincir. Şimdi sarı ipimizi alalım. Yine ilmek oluşturuyorum. İç kısmında bıraktıklarımızı alacağız. Otuz tane sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde bıraktığımız ilmekleri alalım. Böyle yaptığımızda salopet elbisesi üzerine giymiş gibi olacak, tam kıyafet tişörtün üzerindeymiş gibi olacak. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. 30 tane sık iğnemi yaptım. Devamında artık dönerek öreceğim. Bu şekilde artırma eksiltme yapmadan 5 sıra boyunca örelim. Şu an 1. sıramı tamamladık. 5. sıranın sonuna kadar örelim. Şimdi 6. 5. sıramızı tamamladık. 2, 4, 5 tam bittiği yerdeyim. 6. sıramızda kolları birleştireceğiz. Şöyle bebeğimizin şu an arka kısmındayım. Katladığım zaman 1, 2, 3. 3 tane sık iğne kalana kadar. Yani şu kısmı öreceğim. Bebeğimiz arkadayım. Katladım. Bakın 1, 2, 3. 3 tane sık iğne kalsın. 4, 5, 6. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ile de birleştireceğim. Sonra kolumuzu alıyoruz. Kolun şurası ön kısmına gelecek şekilde. Bakın şöyle katladığımda bu şekilde katlıyorum kolu. 6 tane ilmek alacağım. Böyleyken şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Şu 6 taneyle birleştireceğim. Tekrar nasıl yaptığımı, bebeğimizin eli böyleyken katlıyorum. Sonra şuradan birleştireceğim ya, burayı ortalamak için tekrar şöyle yaptım. Sonra buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 6'yı aslında şöyle baktığım zaman buradaki 6'yı da orta şey almaya çalışıyorum. Bir tane buradan, bir tane gövdeden. Bir tane buradan, bir tane gövdeden, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra son birleştirdiğim yanına geçiyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonra diğer elimizi alalım. Yine aynı şekilde bakın bebeğimizin parmak yönünün olduğu gibi yine aynı şekilde katladım. Sonra şöyle yapıyorum. Buradan 6 tane ortalayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 6 kısmı kol birleştirmek için. Bir tane bundan, bir tane gövdeden. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıra sonuna kadar örüyorum.
Yedinci sırada dört tane eksiltme yapacağız. Eksiltmelerimizi kolların birleşim yerlerinden şu. Bir, iki, üç ve dört. Tam buralardan eksiltmelerimizi yapacağız. Reglen kol gibi düşünün. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane aslındaki sıradaki buradan ve sıradaki ilmeğin burası. Arada boşluk kalmaması için ben bir tane buradan, bir tane ortadan, bir tane de buradan alıyorum. Üçünü birden almış gibi aslında bir tane eksiltme yaptım ama dediğim gibi şu arada delik olmaması için öyle yaptım. Sonra devam ediyorum. Burada aynı şekilde bir tane, bakın, sıradaki ilmeğim burası benim. Sonra da burada aradaki yere bir tane fazladan batıyorum. Yani bir tane buradan eksiltme yaparken bir tane ortadan, bir tane de sıradaki ilmeğimden, üçünü birlikte çekiyorum. Hem eksiltmemi yapıyorum, bunun yanında kolumuzun arası da delik de olmuyor. Bu sırada toplam 4 eksiltme yaptık. 7. sıradayım şu anda. Burada da öyle yapıyorum. Buraları hiçbir şey yapmadan kollarımızı düzeliyorum. Bakın bu şekilde çok çok kolay. Kol birleştirmek çok kolay. Ben bunu bebeklerimin birçoğunda bu şekilde yapıyorum. Hem dikişsiz oluyor. Bir tane buradan, bir tane ortadan, bir tane de sıradaki ilmeğimi alıyorum. Ve sırtımızın ortasına geldik. Sıramın sonundayım. Bakın gayet güzel oldu. Şu an 2, 4, 6, 7, 7. sıranın sonundayım. Etrafın sayısı ya şu an 33 ama diğer seferinde 31'di. Ben hep bunu zaten söylüyorum burada. Sıralara çok sayıya şu an takılmayın. Bunu kabul edebileceğimiz yeri söyleyeceğim ben size. Zaten çok önemli değil şu anda sayısının adeti. Yani 31 ya da 33 ise 32 ise çok önemli değil. Şimdi 8. sırada yapmanız gereken şey yine 4 tane eksiltme yapacağız. Ben onu nasıl tolere edeceğini söyleyeceğim. O yüzden diyorum önemli değil diye. Yoksa sayı tabii ki önemli ama kol birleştirmede ben anlamadım neden şey oldu. Şimdi bu sırada da 8. sırada 4 tane eksiltme yapacağız. Yine kol birleşim yerlerinden 1, 2, 3 ve 4. 4 tane eksiltme yapacağız. Bakın kolumun tam birleşim yaptığım yerindeyim. Gizli eksiltme yapıyorum. Yani bir bunu aldım, bir tane yanındakini birlikte çekiyorum. Ara kısmını düz örüyorum. Saymanıza gerek yok. 8. sırada 4 tane eksiltme yapıyoruz. Bunu bilin. Nereden eksiltme yapacağımızı, burası yeterli. Şimdi diğer eksiltmemi yapacağım. Bakın tam kol birleşimin önündeyim, üstündeyim. Şekilde ve burada da aynı şekilde tam bakın buradayım. Son 4. eksiltmemi yapacağım. Yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. Bu sırada şöyle yapacağız.
Dokuzuncu sıradan şöyle yapıyoruz. Bebeğimizi arka kısmındayım. Böyle katladığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne kalsın. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. Sonra üçlü eksiltme yapıyorum. Şu şekilde birinciyi alıyorum. İkinciyi alıyorum. Üçüncüyü alıyorum. Üçünü birlikte eksiltiyorum. Sonra yine iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Sonra eksiltmemi yapıyorum. Aynı bu arkasındaki ve önünden de normal eksiltmemi yapıyorum. Sonra dört tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Sonra eksiltmemi yapıyorum. Bir tane. Sonra iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Sonra bu omuzdaki üçlü eksiltmeyi yapıyorum. Dokuzuncu sırada. Sonra iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Ve buradaki eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın omuzumuz hızlı kapandı. Amacım buydu. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4 tane eksiltme yaptık. Omuzlardansa omuzun tam üzerinde ise üçünü birlikte aldık. Buradan da üçünü birlikte aldık. Omuzumuz hızlı bir şekilde kapandı. Şimdi benimkinin etrafının sayısı 21 tane sarı. Burası 21 değil de 20 tane ise ya da 19 tane ise önemli değil. Yani o şekilde de devam edin. Hiç bozmayın. Dediğim gibi önemli değil. Bizim aslında boyun çevremizin 18 tane olması gerekiyor. Ben alırken şuradan 18 ilmeği kaldıracağım. Ama şurası son, şimdi bittiği yer önemli değil. Kaçsa şu an sizinki? Atıyorum 18 tane ise öyle kalsın. 19 tane ise yine öyle kalsın. Benimki 21 ya, ben bunun 20 tane olmasını istiyorum. O yüzden bir tane şuradan eksiltme yapacağım. Son bittiği yerde 20 tane olsun bitiş yerim. Şimdi 9. son sıraya, pardon 10. sıraya geçtik. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. sırayı da FLO yapacağım. Yani bunların benden taraflarını alıyorum. Bu sıranın sonuna kadar. Başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Neden önemli değil? Çünkü kıyafetin zaten şimdi boyun için önemli. Boyunu kaçtan başladığımız, 18 tane ilmek alacağız. Şimdi içeriden alacağımız ilmekleri tam alırsak 18, o önemli. Ama şu an atıyorum ya, sarı kıyafet kısmı 19'da da bitmiş, 20'de de bitmiş. Zaten bu body gibi olacak ya, boynu hafif bol olsa da hiç önemli değil. Ben o görüntüyü de seviyorum, ya da tam olsa da. Açıkçası şunu da 18 ile bitirmişim. Ve sıramın sonuna geldim. Yandakine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir. Ben şimdi boyun ilmeği alırken de bu içinden ilmek alacağız. İçinden ilmeği 18 tane alacağız. Demek istediğim buydu. Yani şu an bu bitirdiğiniz sıra 19 da olur, 20 de olur. Hiç önemli değil. Ona o yüzden takılmayın. Bakın gayet tatlı bir bebeğimizin elbisesi oldu. Şimdi salopetinin ön kısmını göstereceğim. Nasıl yapacağınızı. Şimdi salopetimizin ön kısmını yapacağım. Bunun için bebeğimizi şöyle katladığımızda orta kısmı 1 dersek 1, 2, 3, 4'üncüye battım. Ya da kendiniz de sayabilirsiniz. 11 ilmeği ortalayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sanki böyle ortalandı gibi geldi bana. Dur, şu unutmayayım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Geri dönüyorum. Burada bir eksiltme yapmış oluyoruz. Şöyle ki başı en sonundakine değil, bir öncekine batıyorum. Zincir de çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane oldu. Geri dönüyorum. 3. sırada 9 tane olacak. Son çektiğim, battığım yere değil, ondan bir öncekine batıyorum. Bakın şu ilmeği değil, bir öncekine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3. sıra 9, 4. sıra 8 olacak. Yine buradan değil, buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 5. sırayı da 8 örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 15 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. 15 tane zincir çektim. Sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7.ye batıyorum. Şöyle yapalım. Sonra yanındakine geçiyorum. Ve geri dönüyorum. Şimdi zincirimize şey yapacağız. Çakma sık iğne yapacağız. Tığın başını doluyorum. Hepsini çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. Hepsini çekiyorum. Bu şekilde şuraya kadar yapalım. Sonuna geldim. Tığın başını doluyorum. Bakın. Şimdi ön kısma doğru geçtim. Burası kötü durduysa eğer, bence güzel, gayet bu şekilde. Zaten üzerine çiçek de gelecek. Öyle de düşünebilirsiniz ama gayet güzel duruyor. Son bir tane ilmek bırakıyorum. Bakın burada bir tane ilmek bıraktım. Bir tane sık iğne bıraktım. Yine 15 tane sık zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 6. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.ye battım. Bir yana geçiyorum. Şöyle geri döndüm.
Aynı şekilde yine zincirin üzerine çakma sık iğne yapıyoruz. Her zincire bir tane çakma sık iğne. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. Sıradaki sık iğnenin üzerine, buradaki bıraktığım sık iğnenin üzerine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir. Bakın şey koparmadan gayet güzel yaptık. Bunları sonra içine düğüm yaparız. Bakın hazır. Kıyafetimizin ön kısmı. Ve bu partımızın da sonuna geldik. Bakın gövde kısmımız hazır. Şimdi bir sonraki partta kafa yapımını göstereceğim. Bu partı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi yeni parta geçelim.